20 Mayıs 2020 Çarşamba sevgili dostlar. Yine bir vakti vefada sizlerle birlikte olup hasbihal etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sizler ekranları karşısına hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve muhabbetlerimi takdim ediyorum. Ve yine stüdyomda her zaman olduğu gibi sevgili Nurten Kelebekli hocamla birlikteyim. Sevgili hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah iyiyiz. Güzel bir gecenin ardından yavaş yavaş bayram vakti yaklaşıyor. Onun heyecanı ve telaşı var elbette üzerimizde. Evet sevgili hocam, bugün yine çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Vakti Vefa'nın Ramazan programı içerisinde sondan ikinci programımızda sevgili seyircilerimizle birlikteyiz. Cuma günü inşallah bayramı karşılayacağız. Ramazan dolayısıyla yaptığımız programımızın sonuncusu olacak. Sonrasında yine haftada bir gün sizlerle birlikte birlikte olmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Sevgili hocam, programımızdaki konu başlığımıza geçmeden evvel yine sizin kalplerimize sekinet veren o güzel duasıyla ve selamıyla bir girişken yapalım istiyorum hocam. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Evvela öncelikle selamlayalım sevgili seyircilerimizi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, meveddeti, muhabbeti sizlerin ve tüm insanlık aleminin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü vel hidayeti vel mağfireti. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlül ukdeten min lisani yevgahu gavli. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmim bile hayr ve bih. Ey Rabbim, dillerimizdeki düğümleri çöz. Anlaşılsın söylemek istediklerimiz. Kalplerimizin kulaklarıyla duymayı, duyduğuna muti bir kulluk ile teslim olmayı nasip eyle. İşlerimizi, gözümüzde büyüyen bütün zorlukları ayaklarımızın altına birer basamak eyle. Kolaylaştır ve sonucuna ulaştır. Bizlere, bedenimize, ruhumuza şifa ve afiyet ver. Gönüllerimize şahlanan her türlü endişelerimize genişlik ver. Allah'ım, bizlere her daim yeten sensin. Her türlü zorluğun ardından kolaylığı verecek olan da sensin. Zorluk ve kolaylıklar sendendir. Bunu itiraf ediyoruz ve yöneldiğimiz ve kulluğumuzu yapmaya gayret ettiğimiz bu hayat yolculuğunda helalleri yaşayarak, haramlardan da sakınarak, şüpheli olan bütün durumlardan sakınıp senin istediğin üzere bir kulluk ile sana varmayı diliyoruz. Tüm insanlık aleminin bu güzel davete icabet etmesini diliyor ve dua ediyoruz. Bizlere ve nefislerimize, neslimize ve sevdiklerimizin nefsine bütün hilelerden, tuzaklardan arınmış, şeytan aleyhillanenin dürtülerinden, avanesinden avade olmuş, azade olmuş bir ömür diliyoruz. Cümlemize nasip eyle. Amin. Allah razı olsun sevgili hocam. Amin inşallah. Evet sevgili dostlar, bugün Vakti Vefa'da her bir vefa programında yaptığımız gibi yine çok önemli bireysel ve sosyal inşamızı yakinen ilgilendiren konu başlığını ele alacağız. Diyeceğiz ki bugün Kur'an'da bahsi geçen haramlar ve helaller nelerdir? Evet sevgili hocam, Rabbimiz bu hükümleriyle biz aciz kullarının hangi yönde güzel muradını talep etti ki haramlar ve helallerle alakalı sınırlar bildirdi bize. Öncelikle haram ve helal kavramları nedir? Anlam ve manası üzerinden bir tanımlayalım isterseniz hocam. Buyurun. Evveliyatında dün gece üzerinden birazcık dem vuralım. Allah'ımız bizlere Kadir Gecesi diye bildirilen, özellikle Kadir Suresi'nde geçen bu gecenin 1000 aydan hayırlı olduğunu bildirmişti. Yani bir insan Kadir Gecesi ile şereflenirse, Kur'an gönlüne iner, vahiy ile tanışırsa, onun o gecesi bir ömre, 83 yıla denk geldiğinden Allahu Teala bizlere bilgilendirmişti. Bundan yola çıkarsak, Rabbimizin ayetlerinde elbette bizim hayatımızda yol bulmamız ve istikamet hürmetimizi korumamız için güzel davetler, emirler, nehiler ve kolaylaştırıcı bizim menfaatimize olan bir sürü buyruklar var. Ve biz bunlara helaller ve haramlar diyoruz. Helaller ve haramlara baktığımız zaman bütün bunlar aslında insanların menfaatine yönelik olan emirler ve nehiler veyahut da geniş olarak serbestiyet alanı tanınmış olan kurallar olduğunu görüyoruz. Din eğer insanlık içinse, bizler içinse ve
Ve bu sadece dünya hayatıyla alakalı değil, iki dünyayı da içerisine alıyor ve bize emanet edilen bütün varlık alemi içerisinde canlı cansız varlıklar, kainat ve galaksi sistemi içerisinde bizi ilgilendiren bütün varlık alemi de bize bir emanetse, bunların içerisinde bu emanetleri korumaya dair bizler halife seçilmişsek bu dünyada, yani Rabbimizin yeryüzünü güzelleştirici, yeryüzünü imar eden, yeryüzünü bozguna ve fesada uğratmayacak, aksine adaleti, mutluluğu, güvenliği ve barışı tesis edecek bir öncelikle biz buna yaklaşıyorsak, elbette Rabbim dünyaya bizi gönderir de, bizi yaratır da, bizim zaaflarımızı bilmez mi? Bizim hangi şekliyle davranırsak dünya ve ahirette huzur ve mutluluğu yakalayacağımızı bilmez mi? Elbette bilir. Bundan sebep Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'imizde birçok ayetinde emirler ve yasakladığı nehilerle, biz bunlara haramlar diyoruz ve serbest bıraktığı alanlar olarak da helallerden bahsetmiş olacağız bugün. Evet, haramlar ve helaller hususunda bizleri yakinen ilgilendiren bütün toplumu, hatta bütün dünyayı yakinen ilgilendiren önemli başlıklar var. Bunlar dedik ki biz beslenme olacak, evlilik olacak, neler üzerinde konuşacağız. Yine ana ayrıntı başlıkları, detay başlıkları da vermiş olayım. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler. Bunlar bizi çok yakinen ilgilendiren konular aslında. Sevgili hocam, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de haramdan bahsettiği ayetlerden ilk önce bir başlayalım isterseniz. Evet. Nerelerde, hangi surelerde zikretmiş, ne sebeple beyan etmiş bu ayetlerini? Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildirdiği ayetlere baktığımız zaman, haram ve helal içerikli ayetlerinde özellikle karşımıza En'am suresi, Maide suresi, Araf suresi, yine buna benzer Bakara suresi ve birçok Nahl suresi, Yunus suresinde de ayetler karşımıza çıkıyor. Biz bir başlangıç yapalım, parça parça okumayayım ve üzerinden ilk önce madem mushafımızın başlangıcında Bakara suresinden sonra sırayla uzun surelerden kısa surelere doğru ilerleyelim. İlk karşımıza çıkan Bakara suremizin özellikle her birimizin bilmesi gereken ayeti şerifesi 172. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler, ey inananlar, güvenenler ve güvenmelerinde şüpheye düşmeyenler. Külü min dayibati, yiyin temiz olanlardan. Külü min dayibati, temiz olanlardan yiyin. Ma razaknaküm, sizin için verdiğimiz rızıklardan. Veşk kuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sizin için temiz olarak verdiklerimizden, rızık olarak verdiklerimizden yiyin ve için aynı zamanda ve bunu içerken de Allah'a şükredin. Bunun size Allahu Teala tarafından verildiğini bilerek ona teşekkürlerinizi sunun. Yiyin temiz olanlardan ve yine yiyin için temiz olanlardan ve bunu yaparken de Allahu Teala'ya şükredin buyurduğu Bakara suresi karşımıza çıkan ayetlerden bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Yine En'am suresi karşımıza çıkıyor. Ayetimize baktığımız zaman 145. ayet, Allah'ımız yine bu ayetin başlangıcında gul emriyle başlıyor. Gul emriyle başladığı vakit biz biliriz ki bu bir inşa cümlesidir, haber cümlesi olmaktan çıkar ve burada Allah-u Teala'nın hükmü vardır ve bu hüküm sorgulanamaz. Biz buna tabi olmak zorundayız çünkü bizim aklımız, bizim bilgimiz ve bizim görmemiz Allah-u Teala'nın evrensel ve her türlü bilmesi ve görmesi göre çok çok sınırlı ve cüz'idir. Bu sebeple Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. Kul la ecidu fi ma uhiye ileyye muharramen ala da'imin yed'amuhu illa en yekune meyteten ev damen mesfuha ev lahme khinzirun fe innehu ricsun ev fıskan ehille li gayrillah bih. Şimdi Rabbimiz burada nasıl Bakara suresinde temiz olanları yememizi ve içmemizi emrettiyse, buyurduysa, burada da nelerin pis olduğunu, rics, pislik ve yenilmemesi gerektiği üzerinde ayetiyle bizleri bilgilendirdi. Ne buyuruyor? De ki onlara, bana vahyolundu. Bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak haramdır. Ancak şu sayacaklarım var ki onlar haramdır. Neydir onlar? Meyte, leş olursa, yani Allah'ın adına kesilmemiş ve bıçak vurulmadan kendi kendine ölmüş kara hayvanları için biz bunu söylüyoruz. Bunlar diyor
leş olanlardır, meytedir, ölmüş ve cesedi çürümüş olanlardır. Veya nedir? Akıtılmış kan. Kan da necaset içerisinde, rıç içerisinde fıkıhta zikredilir. Kan da bir pisliktir. Şimdi aklınıza şu gelebilir, ben söylediğim zaman biz zaten kan yemiyoruz, kan içmiyoruz ki, ancak cahiliye döneminde İslamiyet'ten önce bazı kavimlerin ve milletlerin kanla alakalı bir alışkanlıkları, bir beslenme alışkanlıkları vardı. Mesela putperest Araplarda devenin pıhtılaşmış kanını yolculuğa çıkmadan önce yeme alışkanlığı vardı. Başka milletlerde de buna benzer adak kestiklerinde, kurban adadıklarında putlarına karşı kan içtiklerini biliyoruz. Bundan dolayı Allah'ımız birincisi meyte dediği leşin, ikincisi kan olarak zikrettiği kanın necis olduğunu, riç olduğunu, pislik olduğunu, yenmesinin haram olduğunu, aynı zamanda evlahmi hınzırın yahut domuz eti olarak da zikrettiği ve aynı zamanda bunları da pislik olarak bizlere bildirdiğini görüyoruz. Bunlar Allahu Teala'nın bizlere bildirdiği yenilmesi ve içilmesi haram olan şeylerdir. Aslında en önemli olan husus şudur, eşyada esas olan helalliktir. Eşyada esas olan serbestiyettir. Allahu Teala'nın şimdi bu ayetlerinde baktığımız zaman Rabbimizin haramlarının helallerine göre oldukça az ve sayılabilir olması sebebiyle Rabbimiz haramları saymıştır. Haramları bildirmiştir. Çünkü helalleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Hatta şöyle söylerler ya, helaller keyfe kafidir, yeterlidir. Herkesin aslında ihtiyacını karşılayacak ölçüde ve genişliktedir diye ulema da bu noktada fikir beyanında bulunmuşlardır. Yine devam edelim. Yine Rabbimiz En'am suresinin 150. ayetinde şöyle buyuruyor. Yine gulle başlıyor. Gul hellüme şuhedâ ekümüllezî yeşhedûne ennallâh harrame hâzâ fe in şehide felâ teşhed marhum ve lâ tettebî' ehvâ ellezîne kezzebû bi âyâtina ve ellezîne lâ yu'minûne bil âhira ve hum yurabbihum yu'dilûn. Şimdi burada Rabbimiz haramın sınırlarını belirlerken ve haramın alanlarını açarken burada önemli bir konuya değiniyor ve biz de burada bir başlık açacağız bu konuyla alakalı olduğu için. Haramı kim koyar? Nehyetmek ile haram arasındaki fark nedir? Haramı koyucu Allah'tan başkası olabilir mi? Özellikle bunu anlamaya ve netleştirmeye gayret edeceğiz. Cevabını Rabbü Teala Hazretleri bildiriyor bizlere ve buyuruyor ki manasına baktığımız zaman, de ki en kesin ve üstün delil Allah'ındır. Allah'ın delilinden daha kesin ve üstün bir delil yoktur. Allah isteseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Ancak sizlere dünyada bir tercih hakkı sundu. Sizlere sunduğu irade ile, cüz'i irade ile hayatınızda iki yol arasında, iyi ile kötü, güzelle çirkin, faydalı ve zararlı arasında tercih etme yetisini sizlere vererek bu dünyaya belli bir donanımla gönderdi. Akıl, vicdan, kalp, ruh, bilgi, vahiy bunların en önemli delilleridir. Bu ikisi arasındaki tercihlerde Rabbim bizlere hürriyet ve özgürlük alanı tanıdı. Bundan dolayı cebren hani buyuruyor ya Rabbimiz yine Kur'an'ında la ikraha fiddin, dinde zorluk yoktur, dinde zorlama yoktur buyurduğu ayetinden sebeple burada da karşımıza ayetin açılımıyla çıkması gerçekten isabetli olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Fe in şehidu, eğer onlar şahitlik ederlerse fela teşhedü me'arhum, sen onlarla beraber şahitlik etme. Hani Rabbimiz buyurdu ya ayetinde, eğer onlar kendilerince belli bir şeyin en iyi hüküm vericisi olarak kendilerini görürler de bunu söylerlerse sen sakın bu hususta onlarla aynı şahitlikte bulunma. اَلَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا. De ki, haydi Allah bunu yasak etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Siz kendinize göre bazı şeyleri haram, bazı şeyleri helal kılarken, haydi bunun benzeri başka bir ayet ve size şahitlikte bulunacak başka şahitler getirin diye Rabbimiz aslında onlara meydan okuyor. Öyleyse buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde belirlediği haramlar
kanun koyucu olarak sadece Allah'a tanınan otoritedir. Teşri konumu, teşri yani kanun koyucu yetki olarak sadece Allah'a hastır. Allah'tan başka hiç kimse Allah-u Teala'nın ayetlerinde olmayan bir şeyi haramlaştıramaz. Allah'tan başka hiç kimse de Allah'ın helal dairesini daraltamaz. Şimdi bu çok can alıcı bir konu. Günümüzde bir kısım insanlar ifrat ve tefrit noktasını yaşıyorlar bu hususta. İfrat ve tefritten kastım şu. Kendilerini daha çok dindar görüp, kendilerini daha çok takva görüp, Allah-u Teala'nın helal olarak alanını genişlettiği, sınırını çizdiği bu noktada daha fazla sanki alanı daraltarak, daha fazla kısıtlayarak Allah'ın helal koyduğu birçok şeyleri de haramlaştırıyorlar. Veyahut da tefrit dediğimiz bir kısım insan da kendisini bu noktada nasıl olsa Allah affeder. Allah çok bağışlayıcıdır. Allah-u Teala benim şimdi işte saçıma mı kaldı, benim yememe mi kaldı, benim bunu yapmama mı kaldı? Allah zaten bunlara ihtiyaç duymaz. Ne gereği var deyip Allah'ın hududunu, Allah'ın sınırlarını, haram kıldıklarını da helalleştirdiğini görüyoruz. Bu ikisi de Allah-u Teala'nın asla müsaade etmediği, kesinlikle yasakladığı ve hatta affetmediği en büyük günah olarak bizlere bildirdiği günahın arasına girmiş oluyor. Nedir o günah? Allah-u Teala'nın affetmediği, Allah'a eş, Allah'a ortak ve Allah'ı otoritesinde başa baş bir nevi iddiada bulunmaya sevk eden durumlar. Yani bizi o duruma düşüren durumlar. Hadsizlik, sınırı aşmak, helalleştirmek veya haramlaştırmak Allah-u Teala'nın katında şirk olarak kabul ediliyor. Yani Allah hırsızlığı affedebilir, Allah zinayı affedebilir, Allah-u Teala bizim kusurlarımızdan bazı davranışsal yapmış olduğumuz ayıplarımızı örtebilir. Fakat itikadi yani Allah-u Teala'nın otoritesini teşri ve kanun koyucu özelliğinde haddi aşan ve bu noktada her ne sebeple olursa olsun kendisine deliller bulan kişilerin yaptığını şirk olarak tanımlıyor ve asla affetmeyeceği büyük günah olan şirk olarak tanımlıyor. Öyleyse peygamber dahi olsa haram kılamaz, haram koyamaz. Peygamber dahi olsa Allah'ın helal kıldığını haramlaştıramaz. Peki sevgili seyircilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Öyleyse Peygamber Efendimizin bazı uygulamaları var. Bunlar ne oluyor? Neden Allah'ın Resulü'nün bazı uygulamalarında biz onun uygulamalarında onun uyguladığı şeylere tabi oluyoruz? Sevgili seyirciler, biz bunlara haram demiyoruz. Çünkü haram olabilmesi için ayet ile Allah'ın emretmesi gerekir. Yani sınırlaması, men etmesi ve alanını tamamen çizmiş olması, hududunu belirlemiş olması gerekir. Bu diğer az önce sevgili Resul'le örneklediğim konu haram değil, yasaklama ve neha, nehyetme alanına girer. Yasaklama ve nehyetme alanına girer. Bu da şöyle tanımlayabiliriz. O günün içerisindeki hastalık, ekonomik sıkıntılar veyahut da içinden geçen sosyal durumlara bağlı olarak o günün şartlarına göre ve insanlığın adına zararlı olacak bir durumun nehyedilmesidir. Ama haramla aynı şey değildir. Haramla aynı şey değildir nehyetmek. Mesela buna şimdi örnek vereceğiz. Yine ayetlerimizi okurken biz biliyoruz ki ameli boyutta, ibadet boyutunda biz ibadetlerimizi yerine getirirken bizim alimlerimizin, fakihlerimizin, fukahanın ortaya koyduğu içtihatlara göre amel ediyoruz. Bunlar bizim ibadetlerimize, yeme içmemize, giyinmemize, alışverişimize varana kadar birçok alanda genişletilmiş, yelpazelenmiş unsurlardan oluşuyor. Şöyle söyleyebiliriz, özellikle bize de soru olarak geldiği için deniz mahsullerinden midyenin yenilmesiyle alakalı. Mesela bir kısım insan midye yemeyi çok sever, bir kısım insan ise midesi kaldırmaz. Şahsen benim midem kaldırmaz, yemeği de tercih etmem. Ama buna rağmen birçok insan da midye yemeği çok sever. İmam-ı Azam Ebu Hanife fıkhına baktığımız zaman midyenin necis olduğunu söyler ve yenilmesini yasaklar. Ama aynı şekliyle biz İmam-ı Şafii'ye baktığımız zaman ise İmam-ı Şafii'nin ise bunun aksine denizden babam da çıksa yer usulünden hani dillendirilen bir teşbihten yola çıkarak midyenin yenilebileceğini söyler. Bunu yaparken de imamlar
fıkıha kafalarına göre yapmazlar. Bundan delili de yine Maide suresinin 95. ayetinden yola çıkarak yasak getirmişlerdir. Ancak bu yasaklar haram gibi değildir. Haram gibi görünmez. Buna başka örnekler de verebiliriz hayatımızda. Özellikle işte toplumda çok dillendirilen ve alanı daraltılan, hani ifrat dediğimiz alanı daraltılan hususlardan bir tanesi de çalgı aletlerinin dinlenilmesi, müzik aletlerinin dinlenilmesi. Sınırları belirlenmiş olan ve aslında müziğin tedavi edici, bazen ruha iyi geleceği özelliğini hiçe sayan, tamamen hayatın dışına atan bir mantıkla yaklaştırıldığında ve insanlara tamamen bu alanın dışında bir hüküm verildiğinde, maalesef az önce söylediğimiz Allah-u Teala'nın haram kılmadığı bir şeyi haramlaştırılarak hayatın tamamen dar bir alana sıkıştırılıp keyfe, keder, ihtiyaçlara cevap veremeyecek bir duruma getirtildiğini görüyoruz. Halbuki İslam dini kolaylaştıran din olarak öğretiliyor ama bunun aksine yargılarla, hatta kültürel, yani vahiyden kültüre geçen algılarla maalesef güçlük yaşıyoruz. Hatta sevgili Resul bu hususta buyuruyor ya, güçleştirmeyin, kolaylaştırın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyruğunun aksine, ne kadar çok zam yaparsam, diye ne kadar çok zam yaparsam ben en takvayım, en iyi benim gibi, maalesef Allah'ın rızası doğrultusunda olmayan, Rabbimizden rol çalan ve bu rolü çalarken de kendisini dindar gösteren bir zihniyet var. Biz bunun altını çiziyoruz ve kesinlikle Allah-u Teala'nın ayetlerine karşı bir muhaliflik olduğunu söylüyoruz sevgili seyircilerimize. Bunun altını dikkatle çizmemiz gerekiyor. Onların da dikkatle dinlediğine inanıyorum. Yani dinimiz bizim menfaatimizedir. Bu din bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermek için, hayatımızı kolaylaştırmak için, insani ihtiyaçları, yaratılıştan gelen insani ihtiyaçları tamamlamak içindir. Asla zulmeden, asla bunaltan, insanı çıkmaza sokan, daraltan ve isyana sevk eden bir din değildir. Din hayatın ta kendisidir. İnsanı insan etmek için gönderilmiş emirlerdir, helallerdir, nehilerdir. Bunu böyle görmemiz ve böyle okumamız gerekiyor. Doğru bir bakış açısı kazanmak istiyorsak eğer. Devam ediyorum. Ayetlerden konuşuyoruz yine. Allah'ımızın Kur'an-ı Kerim'inde geçen, özellikle az önce bahsettiğim konuyla alakalı pekiştireç olacak bu ayetimiz. Rabbimiz buyuruyor Nahl suresinde. Nahl suresi 115. ayetinde şöyle buyuruyor. İnnemâ harrame aleykümül meytete ve dâme ve lehmel hinziri ve mâ uhille li gayrillah bih. Femen ezdarru gayre bi'an ve la adin. Şimdi okuyalım manasını. O size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. O size ancak bunları haram kıldı. Allah'ın nimetine şükredin, bunu yerine getirin. Her kim de mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve aşırıya gitmeden bunlardan yiyebilir. Fe inna Allah'a gafurun rahim. Allah çok merhametli ve çok bağışlayıcıdır. Bak az önce Kur'an-ı Kerim'imizde yine ayetleri olarak bizlere bildirdiği bir nehi, bir yasak olan, yani haramlaştırdığı ayeti olan Rabbimizin ayetini destekleyen yine Nahl suresinin 115. ayetiyle Rabbimiz bizlere bunu bildirdi. Artı bir parantez açtı. Dedi ki eğer can tehlikesi varsa Allah-u Teala'nın bu haram kıldıklarını yaşamda tutunabilmek adına ne yapılabilir? Yiyebilir. Hayatta kalma ölçüsü kadar yenilebilir diye bildirmiş oldu. Evet. Rabbimiz yine bizim sağlığımız ve güvenliğimiz için tedbirler ve sınırlar, ölçüler koymuş. Evet. Bunu bu şekilde anlarsak haram ve helalleri daha iyi anlayacağız. Yasakların da o çağın ya da o dönemin, o yörenin şartlardan kaynaklı yasaklar koyulabildiğini, yasakların evet, değişken olabileceğini ama haramların asla değişken olmayacağının evet, altını çizdiniz sevgili hocam. Evet. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara sevgili seyirciler. Hemen ardından birlikteyiz. Thank you.
bir kara hançer saplanmış bağrıma. Çok yaranmış düşmüşüm toprağıma. Bir kara hançer saplanmış bağrıma. Çok yaranmış düşmüşüm toprağıma. Bin defa öldüm. Ki bu sevda.
Evet sevgili seyirciler, Rabbimizin ayetleriyle buyurduğu haramların sınırlarını belirledikten sonra helallerin ne olduğuyla alakalı çok da şüpheye düşmenin gerek olmadığını sevgili hocamızın yine Kur'an'dan ayetlerle delillediği üzere görmüş olduk. Sevgili hocam, yine haramlarla alakalı konularda devam edelim. Akışa bozmadan, konuyu dağıtmadan buyurun. Evet, sözü söyleyen alemlerin Rabbi olan Allahu Teala ve bizi en iyi bilen ve en tanıyan o olduğu için bizim sınırlarımızı, hudutlarımızı belirlemiş ve biz bu sınırların ve hudutların belirlenmiş haline haram diyoruz. Yani sınırları kat'i olarak çizilmiş olan şeylere haram ve Kur'an-ı Kerim'imizde de emir olarak ayetlerin buyruğu olarak tanımlıyoruz. Ve Kur'an'ımızda birçok yerde Bakara suresi, Maide, En'am, Nahl suresi, Araf suresi, Yunus suresi gibi birçok ayette Rabbimiz haramların sınırlarını ve nelerin haram olduğunu bizlere bildirmiş. Ve az önce de söylediğimiz gibi aslında eşyada esas olan helalliktir ve Allahu Teala'nın bakıldığı zaman haramları sayılabilirken azken helalleri sayılamayacak kadar çoktur. Bundan dolayı Allah'ımız Kur'an'ında haramları bir bir sıralamış, hududunu belirlemiş ve bunun üzerinden de Peygamber Efendimizin, alimlerin ve o dönemin siyasilerin içinden geçtikleri süreçte zaruri olan durumlara göre bazı şeyleri ne yapmışlar? Hayatı kolaylaştırmak ve çözüm üretmek adına haram değil, neha, nehyetmişler. Haramla nehyedilen şey karıştırılmaması gerektiği üzerinde durmuş olduk. Ben çokça sorulan sorulardan bir tanesi olduğu için ona da yine Rabbimiz cevap verdiğinden Nahl suresinin az önce okumuş olduğum 115. ayetine yine de bir dönüş yapmak istiyorum. Allahu Teala orada buyuruyordu ya, İnnemâ harrem aleykümül meyte veddeme vellahmi hınzir buyurdu ve Allah'tan gayrısı adına kesilen şeylerin haram olduğunu söyledi. İşte kanın, domuz etinin, meytenin, leşin haram olduğunu söylerken bir de Allah'tan gayrısı adına kesilenin haram olduğunu söyledi. Bize de şöyle sorular geliyor. Özellikle yurt dışına giden ve orada yaşayan kardeşlerimizle alakalı gelen bir soru bu. Biz şimdi ehli kitabın, müşriklerin kestiği hayvanlardan, etlerden yiyebilecek miyiz? Burada kastedilen şey ehli kitap ve müşriklerin kestiğinin haram olması değil. Onların kestiklerinden yenilebilir, hiçbir mahsuru yoktur. Ancak şu kayıt düşülüyor. Eğer kesilen ve kesen kişinin niyeti kesinlikle Allah inancı olmadan, yani ehli kitap ve müşrik olmadan putperest bir inanca sahipse, Allah'ı inkar eden biri ise ve bunu açıkça ilan ederek kesiyorsa, o takdirde sadece kesen kişinin kestiği et yenmez. Bir de bir kaidemiz var. Kurban bayramında kurban kesmek bir ibadet olduğu için kestiğimiz kurbanlara kesmeden önce besmele ve tekbir ile başlamak emir buyurulmuştur. Çünkü Kur'an kendi başına bir ibadet olduğu için kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşmaz. Orada niyet ve samimi teslimiyetler Allah'a ulaşır. Burada bir kayıt yapılmış. Altı çizilmiş. Onun haricinde ise ehli kitabın ve müşriklerin kesmiş olduğu etler yenilebilir diye İslam fıkahası bu noktada fetva vermişlerdir. Çünkü ayette de bu şekliyle geçmektedir. Şimdi yine devam edelim En'am suresinden ve Nahl suresinden örnekler vermeye. Nahl suresi 116. ayeti şerifemizi okuduğumuzda da şöyle karşımıza çıkıyor. O kadar güzel açıklıyor ki Rabbimiz, haram ve helal konusuyla alakalı sınır aşmanın, haddi aşmanın tehdidini bizlere bildiriyor. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِيفُ السِّنَةُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا هَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ مَتَعُلْنُ فْقَل۪يلًا وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ. Şimdi Rabbimiz şöyle buyuruyor bu ayetinde. Dillerinizin yalanı nitelendirmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin. Aksi halde Allah'a karşı yalan iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a yalan iftira eden kimseler kurtulamazlar. Onlar için dünyada
pek az menfaat vardır. Onlar için ahirette ise çok acıklı bir azap vardır. Rabbimiz Nahl suresi 116. ayette "Hâzâ helâlün, hâzâ haramun" diyerek Allahu Teala'ya iftira atmanın dünya ve ahirette de çok acıklı bir azabın sebebi olduğunu bizlere bildiriliyor. Bildiriyor ve uyarıyor. Öyleyse bu konu bu kadar basit bir konu değil. Hiç kimse Allah'ın haramlarını kendine göre artıramaz. Hiç kimse Allah'ın helallerini kendine göre artıramaz veya daraltamaz. Bunu kesin kez bir anlamış olalım ve bundan yola çıkarak şimdi biraz güncel konulara değinelim. Güncel konuların içerisinde konuşacağımız en baş konulardan bir tanesi beslenme ve hayatımızın sosyal akışı içerisinde insani bir iletişim ve insani paylaşım olan evlilik. Öncelikle beslenme üzerinden yola çıkalım. Zaten ilk aklımıza gelen ve ilk okuduğumuz ayetler bizlere beslenme üzerinden bir kapı araladı. Temiz olanlarının ve temiz olup yiyebilecek, temiz olup içilebilecek olanların kapısını açmış oldu Rabbimiz. Bunun üzerinden baktığımızda günümüzde birçok şeylerin aslında helal sertifikası adı altında biraz istismar edildiğine şahit oluyoruz. Sanki helal değilmiş de helal sertifikası üzerine yapıştırılırsa daha fazla %60 oranında, %70 oranında başkalarının nezdinde, manevi hassasiyetleri olanların nezdinde daha fazla alınır ve daha fazla tüketilir sebebiyle maalesef bazı konuların helal et, helal gıda şeklinde, hatta helal su diye istismara tabi tutulduğunu görüyoruz. Bir şeyin helal olmaması, haram olmasının sınırlarını Allahu Teala ayetlerinde belirledi. Ve zannedildiği kadar da çok fazla bir haram olmadığını gördük. Nehyedilenlerin de durumlara göre, ihtiyaca ve zarurete göre belirlendiğine şahit olduk. Burada bir istismar olduğunun altını çizelim. Fakat görmemiz gereken bir gerçek de var. Bazı küresel güçler dediğimiz, dünya sermayesini elinde tutmak isteyen, dünya nüfusunu bir pazar olarak gören bu küresel güçler, özellikle insanların tüketimleri üzerinde oynuyorlar ve bu oynadıkları oyunların en başında ise gıda sektörü geliyor. Yani tükettiğimiz gıdalar geliyor. Ve biz bunlara şöyle söylüyoruz. GDO'lu ürünler, fabrikasyona uğramış ve sanayi bir işletimden geçmiş ürünler, genetiği bozulmuş, genetiği oynanmış ürünler diye söylediğimiz şeylerden bahsediyorum. Yani tamamen doğada doğal olarak bulunurken ve yaratılışımız gereği bütün organlarımız, sistemlerimiz doğal olana uygun bir şekliyle düzenlenmişken, fabrikasyon ve sanayi mamül ürünü olarak evimize gelen, sonrasında da tüketime alıştırıldığımız, tükettiğimiz takdirde de birçok karaciğerde tahribat, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, alerjik reaksiyonlarla karşılaştığımız, hatta yapılan bilimsel araştırmalara göre dünyada arıların neslinin giderek tükenebileceği ve sudaki balıkların cinsiyet değiştirdiği ve buna bağlı olarak yediğimiz ürünlerdeki o özellikle kimyevi katkı maddelerinin kullanılmasına bağlı olarak vücudumuzda bir türlü sindirim organlarımızda parçalanamadığına bağlı olarak birçok rahatsızlıkların ve kanser vakalarının arttığını görüyoruz. Bu hususta da Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinde onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkartıp yeryüzünde ekinleri ve nesli fesada uğratırlar ayeti bulunuyor. İşte Rabbimizin tam da bu yerde, bu günümüzde yaşadığımız insanların hadlerini bilmeyip, sınırlarını bilmeyip, azgınlaşıp ve özellikle tek güç olma isteklerinden ve insanları bir nevi bir meta, bir köle gibi görüp bunun üzerinden güç elde etmeye çalışan, devşiren bir takım insanların ve odakların bu şekliyle gıdalar üzerinde oynayarak ve aynı şekliyle de yaşamda insanların doğal süreçleri içerisinde evlilikle beraber taçlandıracakları ve birbirlerinde huzur ve teskiniyeti bulacakları en güzel paylaşım, evlilik ve aile kurumunu maalesef hedef aldıklarını görüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman Allah'ımız bugün de yarın da bizleri bu hususta uyarmış ve doğru olanın, insanlığın yaratılışına, fıtratına en uygun olanın bunun
Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde işlenmesi gerektiği olduğunu bizlere birçok ayetleriyle bildirmiş. Yani bizim menfaatimize, bizim iyiliğimize, bizim sağlığımıza, iki dünyada huzuru bulacağımız yol ve kılavuzluğuyla bizlere bir şekliyle karanlıklardan aydınlığa çıkartacak yolları göstermiş. Aramak, bulmak, geliştirmek, bunun üzerinden yeni yeni buluşlar, icatlarda bulunmak aslında bizim üzerimize bir emanet. Bu noktada dünyada yaşayan milyarlarca Müslümanın pasif kaldığını, üzerlerine düşen sorumluluğu yeterince ve layıkıyla yerine getirmediklerini görüyoruz. Allahu Teala'nın isteğinin aksine, kendimizin iradesini, kendimizin geleceğini, kendimizin hayatını başkalarına ipotek etmiş halindeyiz. Başkalarına kiraya vermiş haldeyiz. Bundan dolayı bir sirkelenip, bir kendimize gelip yeniden bir başlangıç için hiç de geç kalmış sayılmayız. Kendini bilen, aklı başında ve doğruyu yanlıştan ayıracak en güzel kılavuzla yolumuzu çizeceğimize inancım tam bu noktada. Uyanarak, farkına vararak. Bu da nasıl olacak? Vahyin aydınlığıyla olacak. Vahyin gönüllerimize Kadir gecesi gibi doğmasıyla, Kadir gecesinde gönülleri doğuran o aydınlık ve ışıkla yolumuzu bulma şeklinde olacağımıza inanıyorum. Evet, ben hiç araya soru atarak bölmek istemiyorum. Gayet güzel, anlaşılır bir şekilde anlatıyorsunuz zaten. Çok güzel bağlıyorsunuz konuları birbirine sevgili hocam. Vaktimiz daraldığı için evlilik hususunda da biraz haram ve helal noktasında kısa da olsa bir giriş yapalım. Azıcık açalım istiyorum o konuda. Lütfen. Evet. Yine Rabb-i Teala Hazretleri Rum Suresi 21. ayeti şerifesinde o kadar güzel bizim birbirimize olan ihtiyacını tanımlıyor ki, Rum Suresi 21. ayeti şerifesinde Allahu Teala sizin birbirinizde huzuru, sekineti ve birbirinizde mutluluğu bulasınız diye sizi bir nefisten yarattı. Siz birbirinize karşı şefkatli ve merhametli olduğunuzda bu huzur ve bu sekinet artar ve birbirinizin örtüsü olursunuz diye buyurduğu birçok ayetinde, Rum Suresi, Nisa Suresi, Enfal Suresi ve buna benzer birçok ayetlerinde bizim birbirimizi tamamlayan iki yarımın bir parçası olduğunu, bütünün parçası olduğunu bizlere bildirmiş oldu. Hani her zaman deriz ya, yalnızlık Allah'a hastır. Her şey zıtlıklarda ve aynı zamanda ezdat dediğimiz zıtlıklarda ve aynı zamanda ezvaç dediğimiz o çiftliklerde birbirini bulur ve birbirini tamamlar. Evlilik müessesesi de böyledir. Allah'ımız bizlere Kur'an'ında şöyle buyuruyor: İçinizden gençleri, içinizden imkanı olmayanları evlendirin. Allah'ın lütfuyla Allah onların geçimine genişlik verir ve bereketlendirir buyuruyor. Öyleyse evlilik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel sünnet-i seniyelerinden bir tanesi. En güzel, yani hayatında sosyal örnekliklerinden bir tanesi. Bunun karşısında sevgili Resul'ün döneminde sahabilerden bazıları evlenmeyip sadece namaz kılıp sadece oruç tutmayı tercih etmişler. Allah Resulü onları huzuruna çağırıp bu hususta, siz ruhban mı olmak istiyorsunuz? Ben ruhban olmak için gönderilmedim. Ben size güzel bir örneğim diyerek en güzel örnekliklerden bir tanesi olan aile müessesesiyle hayatını örneklendirmiştir bu hususta. Bundan dolayı Hristiyanlıkta görülen, rahiplerde, rahibelerde görülen evlenmenin nehyedilmesi veya evlenmemenin iyi bir dindar, iyi bir insan olacağı ile ilgili kanaati tamamen çürütmüştür Allah Resulü. Peki günümüze geldiğimiz zaman bu kaygıdan mı gençler evlenmiyor? Bu kaygı sebebiyle mi gençler evlilikten kaçıyor? Aksine şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Onlar daha çok sorumluluk almaktan korkuyorlar. Sorumluluk almaktan kaynaklı endişelerinden, geçim kaygılarından, bir de hayatlarına dönüp baktıklarında olumsuz örneklerden kaynaklı korkulara bağlı olarak evlenmekten kaçınmaya başlıyorlar. Peki evlenmekten kaçınıldığında ne doğuyor, ne ortaya çıkıyor? Maalesef herkesin yaratılışı gereği bazı ihtiyaçları var. Allahu Teala bizlere bunu bir hediye olarak vermiş. Neslin devam edebilmesi için. Ama nasıl bir şekliyle neslin devam etmesi gerekiyor? Temiz, arı, pak olarak aileler arasında, sosyal toplumda bozulmaya mahal vermeden, çürümeye, kokuşmaya mahal vermeden
neslin devamı temiz nikahlarla ve birlikteliklerle olacağı için Rabbimiz bu noktada bizlere emirde bulunmuş. Zinayı haram kılmış, sakın ona yaklaşmayın diye buyurmuş ama evliliği de teşvik etmiş. Toplumun birlikteliğinin, vahdetinin, aile kurumunun sarsılmaması ve kokuşmaması için. İşte evlilikten kaçınıldığı takdirde ve bu noktada sorumluluk alınmadığında doğal bir ihtiyaç olan üremeye bağlı şehevi istekler gayrı meşru yollarla tatmin edilme unsuruna gidildiğinde gayrı meşru olarak evlilik içi ve evlilik dışı bir sürü aldatma vakalarıyla ve sağlıksız ilişkilerin ortaya çıkmasından kaynaklı da bir sürü sağlık sorunlarıyla karşılaşılmakta. Yani toplumda çürüme, toplumda kokuşma ve bozuşma ortaya çıkıyor. Peki bunları özellikle toplumda sürekli gündemde tutan unsurlara baktığımız zaman az önce Rabbimizin Bakara suresinde buyurduğu gibi onlar yeryüzünü fesada uğratır, onlar tohumu bozar, onlar ekini bozar, onlar aynı zamanda nesli bozar dediği o gücün ve o zihniyetin taraftarı olan insanların olduğunu görüyoruz. O halde biz Allah'ın fazlıyla, Allah'ın ikramı ve bereketiyle evlilik hususunda korkan, kaçınan değil, Allah-u Teala'ya güvenerek ve asgari müştereklerde birleşerek beraber bir bütünü oluşturma yönünde gayret göstermemiz gerekiyor. Bu hususta da ailede büyüklere, toplumda büyüklere büyük görev düşüyor. Büyüklüğün gereği olarak bu noktada onları birleştiren, onları kolaylaştıran, onlara yardımcı olacak, yeri geldiğinde tanıştıran, evlilik yolunda işte maddiyata dayalı zorlukları ortadan kaldırarak kolaylaştırıcı unsurları tercih etmeleri gerekiyor. Böyle olduğu takdirde hem dinimiz, hem dünyamız, hem de sosyal hayatımız ve her türlü huzur ve mutluluk beraberinde gelmiş olsun. Tıpkı Allah-u Teala'nın haramlarında ve helallerinde gördüğümüz üzere, bu bizim menfaatimize, mutluluğumuza, huzurumuza ve sağlığımıza dair Rabbimizin bizi bizden iyi bilmesi kaynaklı emirleri ve nehileri ise öyleyse sevgili Resul'ün bir nevi sözüne kulak vereceğiz ve diyeceğiz ki Allah'ın haramları bellidir, Allah'ın helalleri de bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Bunlardan sakınırsanız korunursunuz. Bu tıpkı bir çobanın hududun sınırındaki koyunlarını otlatmasına benzer. Hududun sınırına çok fazla yaklaşırsan harama düşme tehliken artar. Hududun ortasına yaklaş ve vücutta bir kalp vardır, bir et parçası vardır. O kirlenirse bütün azalar kirlenir. O temizlenirse bütün azalar temizlenir buyruğundan yola çıkarak helallere tutunan, haramlardan kaçınan ve dünyada emanet olarak bizlere verilen her türlü insani ve sosyal görevleri yerine getiren müminlerden olmayı, insan olmayı diliyorum her şeyden önce. Allah razı olsun sevgili hocam. Yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ilminize, bilginize, nefesinize, yüreğinize sağlık. Vakte gösterdiğiniz vefaya çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, Rabbimizin haram kıldıklarını bildikten sonra gördüğünüz üzere siz de dinlediniz. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı evliliklerle sağlıklı nesiller yetiştirebilmemizin mümkün olabileceğine de şahit olmuş olduk Rabbimizin ayetleriyle. Rabbim inşallah kendisinin emir ve buyruklarını, haram ve helal kıldıklarını kulluğumuzun menfaatine bir idrak ile kabul edip itaat etmeyi cümlemize nasip etsin diyorum. 22 Mayıs Cuma, yine aynı saatte, yine TV 52 ekranlarında sizlerle birlikte olmak duası ve temennisiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar diliyorum.